Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Dünyanın neresindeyseniz kanalımızın müdavimlerisiniz. Sizlere bu kısımda çok enteresan bir şekilde değişik, tuhaf bir video çekeceğim arkadaşlar. Sadece ve sadece başlıkları okuyup duyumu aktarmaya çalışacağım. Tek ricam şu, yani sizlerden tek ricam şu, videoyu beğenmeniz mümkünse abone olmanız arkadaşlar. 24 sizler için Fenerbahçe içerikleri üretmeye çalışıyorum. Şu anda tatildeyim, evimin dışındayım. Ve biraz daha hastayım. Fark ediyorsunuzdur terlediğimden. Akşam vakti terlemem kolay kolay. Videoları peş peşe yapıyorum ki dinlenmek için. Ee, o yüzden beğenilerinizi rica ediyorum. İlk haberimiz Serdar Dursun'a İspanya'dan talip çıktı diye. Ee, yani Fenerbahçe Serdar Dursun'u İspanya'dan değil başka yerden de talibi çıksa gönderir mi? Siz bilin yani siz cevap verin arkadaşlar. Yani siz cevap verin. Fenerbahçe gönderir mi? Kaça gönderir? Göndermeli mi? Yerini neyle doldurur? Kaça doldurur? Nasıl doldurur? Hiçbir soruya herhalde evet cevabını vermediniz. O yüzden arkadaşlar ee, sıradaki habere geçelim bence. Çünkü Serdar Dursun'un bir yere gittiği yok. Dediğim gibi A klas forvet alsan ses çıkarmaz. Takımda huzursuzluk çıkarmaz. Kimsenin ayağını kaydırmaz. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani böyle böyle forveti bulmuşsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Bence çok konuşmanın lüzumu yok. Fenerbahçe'de sıra golcüye geldi diyor. Ben bütün golcü adaylarının e, durumunu sizlere tek tek anlatayım arkadaşlar. Hani hangi durumdayız, ne şekildeyiz, e, neredeyiz, nasılız hepsini tek tek anlatayım size. Olur mu? İlk olarak Charlotte. Şörlöt'a çok çok iyi gidiyoruz. Ee, yani kulübünün de inadı kırıldı gibi. Biraz da e, artık kulübü de bizim kararlılığımızı görüp bence gevşediler. Biraz gevşedik gibi duruyor. Bu bir. İkincisi Charlotte'un kendisi de artık gidip oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu iki. Üçüncüsü ee, yani Fenerbahçe teknik direktörü Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un forvetleri uçuran bir özellikte olduğu herhalde o da Sherlock tarafından artık tam olarak tespit edildi. E dördüncüsü şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar açık ve net olarak söylüyorum size. Siz forvetsiniz. Şöyle bir bakın bakalım. Bu Fenerbahçe'de ben iş yaparım der misiniz? Ben olsam derim yani. Ben bu Fenerbahçe'de iş yaparım derim. Muhtemelen Sherlock da bunu düşünecektir. Ama Bakalım transfer dediğin süreç değişik bir süreç birçok etmenin içinde barındıran bir süreç. Sonuç ne olacak? Hep birlikte bekleyeceğiz. İkincisi Serdar Dursun'u konuşalım. Doybuk. Ben Doybuk'la ilgili arkadaşlar transfer söylentilerine inanmıyorum. Evet biz bir denedik. Biz bir yoklama çektik. İtalya dışına çıkmıyorum etmiyorum demişti arkadaşımız. Ben şimdi çıkacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ya ben de o beklemiyorum açıkçası. Siz de bence beklemeyin. Tamam mı? Hani hocam sen bekleme, sen bekleme, ben bekleyeceğim. Ne bilirsin. Başka e, Gabriel Barbosa, Gabi golün şeyi bir açıklamada bulunmuş kız kardeşi. İşte Avrupa'da oynayabilir. Şöyle böyle bu açıklamadan Fenerbahçe'yi nasıl çıkarttınız? bilmiyorum açıkçası ben Gabi çok beklemiyorum. Yani ben beklemiyorum arkadaşlar. Yüksek maliyeti vardı. Şu yüzde Hocam ama sen yüzde şöyle böyle demiştin. Arkadaşlar ben duyumu size verdim. Gördünüz benden sonra herkes paylaştı. Yani yalan sahte bir duyum olsaydı herkes paylaşmazdı herhalde. Ama ben Gabi golü beklemiyorum. John Cordoba sürpriz golcü adayı diye ortaya atılan. Biliyorsunuz benim çok istediğim forvetlerden bir tanesi bir tanesi derken sanki böyle şey yapıyormuşum gibi. Seni bir tanesi seni. Şimdi bir yasa çıkarttılar biliyorsunuz. UEFA, FIFA ortaklaşa Rus ve Ukrayna'daki futbolcuların sözleşme hakkı kulüplerinde kalıyor ama bir sene boştaymış gibi kiralık. Biz kiralık forvet istemiyoruz. Biz alacağız. On servisi bizde olacak ya da opsiyon bizde olacak. Coşturacağız. ana görüyorsunuz arkadaşlar. Jesus'un özelliğini. Yani Abu Bakar için yine dönüm bitlendi diyor. Haber. Asparagas bir haber. Çünkü Abubakar Abu Bakar için biz daha önce başvurduk. Hatırlayın benim Vakayeme ile ilgili bir şeyim vardı. Cümlem vardı. Diyordum ki Vaka Trabzon'dan, Trabzonspor'dan bir tek uzun tapusunu istemedi diye. Biz de Abu Bakar istediğimiz zaman bir tek boğa heykelini istemediler. O yüzden Abu Bakar'ı beklemeyin. Bak çok kısa ve net söylüyorum ha. Hatta bu videoda bayağı kısa sürecek. Artık beğenilerinize talibim e, ee, Juan Cordoba. Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha. Hwan hui Jo. Biliyorsunuz iki tane Güney Korelimiz var. Bir Kim Min Ji. İki Jo Jin Yo altyapımızda oynayan yetenekli futbolcu. Şimdi iki tane yetenekli futbolcu olunca Güney Koreli. Nane limon içiyorum. Bu arada arkadaşlar hastayım. Ee, i̇çen varsa gelsin birlikte içelim. İki tane Güney Koreli yeteneği olunca üçüncüsünü de almak istiyorsun. Piyasa arttın diyeyim Ama tabii bunu sosyal medya olarak almak istiyorsun. Fenerbahçe ve futbol A takımının böyle bir düşüncesi yok benim bildiğim kadarıyla. Yani benim bildiğim kadarıyla yok arkadaşlar. Ama Bordo iki küme düşürülünce yaşta 29 futbolcunun zamanında 2 milyon euroyu almışlar. Belki ucuza kapatılabilir diye düşünüyorlar ama bizim kütür kütür forvete ihtiyacımız var. Beni yanlış anlamayın. Sherlock Merlot bile kütür kütür forvet değil. Bak Sherlock kütür kütür forvet değil arkadaşlar. İnanın değil. Bak Serdar Dursun 3. forvetli, 2. forvetli yapar. Bak bir gol kütür kütür forvet. John Cordoba kütür kütür forvet. Bu Juan Guijo bilmiyorum bilgim yok ama istatistiğine bakacak kütür kütür değil. Abu Bakar da kütür kütür değil. Bu arada takımı Taliska kalsın demiş. Talişka'ya gelen teklifleri kabul etmeyin ama Abu Bakar gitsin demiş. Bilemeyeceğim. Ya şu anda baktığınız zaman bak bize kütür kütür forvet lazım. Eğer kütür kütür forvet almayacaksak hiç uğraşmanın lüzumu yok. Bari parayı Kanada bayılalım. Hocam aldık ya Emre Mor'u. Rossi, Buruma, Emre Mor, İrfan Can. Şu anda bunların dördü oynayabilir. Valencia var oynayabilir. Kadronda tuttuğu Pelkas oynayabilir. O sahiyi Ferdi'yi de oynatabilirsin. O yüzden tandemin çok ama bunlara kötülük gibi bir forvet lazım. Atilla Sanayi için dev ücret. Şimdi bu haberin doğru çıkması için dualar etmemiz lazım. İnşallah doğrudur diye. Çünkü dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olan Newcastle United'ın yani Newcastle United'ın e, Fenerbahçe'ye yani Fenerbahçe'de forma giyen Berişa'ya ya, Mergin Berisha teklifinden bahsediyor. Şaka yapıyorum ben ya, ne Bergin beriş? Atilla Salahi. <laughs> Şu anda var ya, herkesin el hayatı diyor. hocam bir daha söyle Berisha mı istemiş? Kurban olurum ben ona. Berisha diyor. Alsını yer oy hocam ne olur? Devam et hocam bir daha söyle. Hocam Salahi değildir o, Berisha'dır o. Senin yanlışım beriş Berisha'dır o. Ne olur hocam beriş olsun bak iyi paraya gitsin. Yıldız futbolcu hocam ağzını ağzını açıyor Gol müel atıyor Yok yok Salahi için e, Teklifinden bahsediyor Zaten uzun zaman önce de teklifi vardı hatırlayın Ama Aynı e, Salahi için Kesenin ağzını açtıkları 20 milyon euro ödeyebilirler diyor Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United Fenerbahçe 20 milyon euro isteyince Bu talebi Geri çevirmeyebilir diyor Resmiyeti dökülürse Fenerbahçe gidişine izin verecek diyor. Eğer 20'ye geçerse Fenerbahçe tarihin en yüksek bedelle ikinci satış olacak çünkü en yüksek bedelle satış 21 milyon euro ile Elvir Balic diyor. Ee, i̇nşallah 20'yi de geçer, 21'i de geçer inşallah. Ya etiket etiket, üstünüze yapışacak etiket arkadaşlar. Üstünüze yapışacak etiket. Bir düşünsenize. 21 milyon euroya futbolcu satacaksın ya. Al sana etiket ya. Al sana etiket. Al sana etiket. Bundan daha iyi etiket mi var ya? 21 milyon euroya stoper satacaksın hem de 2.2 milyon euroya alıp. Yani 2.2 milyon euroya alıp. Bu sana var ya öyle bir kapılar açar ki aklına hayaline gelmedi kapılar açar. O yüzden inşallah doğru çıkar. Ama açık söyleyeyim. Böyle bir ihtimal yok. 2.2'ye aldığım futbolcuyum. 12-13'e satarsan ne ala memleket. Şimdi böyle dediğim zaman da hain ilan ediliyorum. Geçen sene Belkasa 7 milyon euro teklif geldi. Satın dedim. Satın. 7 milyon euro. Çok iyi param. Sen hainsin. 7 milyon euro ne diyorsun sen? Ozan Tufan'a 9 milyon euro teklif gelmişti. Bunu destek alan ya da Rus liginden. Gitmedi. Göndermediler. 9 milyon euro az sonra 11'e çıkarttılar. Ozan Efendi İngiltere'ye gideceğim diye gitmedi. Kaçan balığa bir bakar mısınız? Ozan'ı 11'e, Pelkas'ı 7'ye satmış olsan 18 milyon euro. <laughs> Sen geçen sene kimi kovaladın? Kimi kovaladın alamadın bir düşün bakalım. Hangi yıldız forveti kovaladın alamadın da golcü oldu. Mitrovic 43 gol bilmem 7 asist yaptı. Paradan anlaşamadın parada 18 milyon euroya Mitrovic'e getirdiydin. 2. İdamaşa Morita İdem de Morita. Stefano Estacui. Morita'yı uçak biletine kadar aldın. Alamadın. Bak Morita'yı Mitrovic'i e getirsen belki şu an Pereira hala takımın başındaydı. Şampiyon. Gerçi yok hocam ya. Trabzon'u kolladılar hocam. Olmazdı. Sen Mitrovic'i şu an Mitrovic var. Morita'm var. Sen şu an ligi en hazır kadroyla giriyordun belki de. Sağ bekin o sol bekin Ferdi. Kimici, Salahi. Kalede Altay. 5. Morita belki Crespo'yu da yedeği diye alacaktın. Morita Crespo 6-7. Önlerinde şu an belki Arda Güler'in üstüne sistem kuruyordun. 8. E sağ sol Rossi solda 9. Horvet'te Mitrovic'in 10 belki sağ kanat arıyordu şimdi. Az şeyleri bilmek lazım. Var sayalım. <laughs> What If diye bir film var. What If diye. E, e, dizi serisi. Oradaki geldi aklıma. Dediğim gibi inşallah Atilla Salahi'nin bu transferi gerçekleşir. Hayırlısıysa gerçekleşir, hayırlısı değilse gerçekleşmesin. Ama benim mantığım diyor ki Atilla Salahi, Serdar Aziz, Kiminci Kim Minji, Topper Tandemi böyle uyumluyken forma şansını kolay kolay bulamaz. O yüzden bir an evvel, yani bir an evvel bir şeylerin olması lazım diyor arkadaşlar. Açıkçası. Ee, başka nereyi konuşacağız? Talisca'yı falan beklemeyin ha. Lafın içine geçti. Hocam önemli duyumları bir kez söyler geçersiniz. asla beklemeyin. Jesus sol bek istiyor. Ferdi başka mevkiye. Çok güzel. Çok 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 güzel. Niye çok güzel biliyor musunuz? Ferdi Kadıoğlu'ndan sol bek olur mu? Ferdi'den sol bek olur mu? Baktığın zaman Erdi Kadıoğlu'ndan sol bek olmasın mantık dışı aslında arkadaşlar. Gerçekten mantık dışı. Ya abi koskoca ülkede sol ayaklı hiçbir futbolcu yoktu da O gitti, bu gitti de gidip Fenerbahçe'nin Solbek'i beki 8 numarayla evrilen Hollanda milli takımının 8 numarasıyla coşan isim oldu. Bu bende soru işareti. Ama Jesus diyorsa oynamasın diyorsa oynamasın. Jesus Ferdi Kadıoğlu'nun farklı pozisyonları denemek istediği için yönetimden sol bek transferi istediği iddia edildi, ifade edildi diyor. Ben şunu söyleyeyim. Jesus Ferdi'ye idmanda 6 numara giydirdiği için herkes orta sahada oynatacak diye düşünüyor. Muhtemelen onların argümanı orası. Ha, şu bir gerçek. Fenerbahçe'de sol beke gerek var mı? Bak. Size bir öneride bulunayım. Marcelo ile her konuda anlaşıldı. Bugün 3-4 milyon euro arasında yıllık ücrete gelebilir. Ama benim içim atmıyor. Sizin içiniz atıyor muydu? Atmıyordu. Şimdi Marcelo iptal oldu. Şu an için gelmeyecek gibi duruyor. Kızıyor musunuz? Kızmıyorsunuz. Peki. Gabriel Barbosa da iptal oldu. Olmuyor. Yani bir şekilde buluşamıyoruz ortak nokta. Ama sürpriz bir gelişme yaşandı. Gabriel Barbosa kapı geldi. Dediler ki Marcelo ile hiç ilgilenmedik. Misal veriyorum. Ama Gabriel Barbosa kapı geldi. Hiçbiriniz bana kızmazsınız. Hatta Sevinç'ten havalara uçacağız. Hocam Gabriel Barbosa geldi. Arkadaşlar Marcelo için kusura bakmayın. Bana gelen Boş ver hocam Marcelo. Ya önemli mi Marcelo ya? Gabriel Barbosa geldi. Daha da abartıyorum. Bertna Traore geldi. Fenerbahçe'ye. İnanılmaz şekilde çok uygun fiyatı satın alma opsiyonla. Üstüne de Musa Dembele geldi Forvet. Şeydeki e, Lyon'daki ben çok beğeniyorum da. Şimdi Dembele ve e, Bertrand Traore gelse ama deseler ki misal veriyorum kim ben kimin adını verdim şu ana kadar e, mesela Sherlock. Biz hiç Sherlock'un sesini bile konuşmadık deseler. Aman hocam olur öyle şeyler dersiniz. Ya da işte başka kim? William Carvalho. Kesinlikle biz William Carvalho'nun V'sini konuşmadık. Hocam olur öyle şeyler. ver Biz çok iyi hat yaptık dersiniz. Aynı şekilde deseler ki Bernard Traore geldi, Dembele geldi ya da Gabriel Barbosa Traore geldi. Jesus çıktı dedi ki benim sol bekim Ferdi. Yedeği Çağatay, onun yedeği Uğur Kağan Yıldız. Benim sağ bekim o say yedeği Burak Kapacak. Allah muhafaza bir şey olsa yedekleri de bunlardan birisi dese. İsyan eder misiniz? İtiraz eder misiniz? Demek ki neymiş? Fenerbahçe'nin asıl sorunu hücumda. Hücuma yoğunlaşmak lazım. 21 yaşındaki şimdi Fenerbahçe, Boavista'daki 22 yaşındaki Yanis Hamachi ve Sao Paulo'dan 21 yaşındaki Wellington'u transfer etmek istiyor diyor haberde. Hayırlısı olsun ama ben şu an için Solbek transferi tabii ki düşünebilir ama bakalım ne olacak. Ha bu arada Uğur Çiftçi'yi falan da yazmışlar ama Uğur Çiftçi uzattı. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah videoyu da beğenirsiniz. Görüşmek üzere.